Merhaba, Saat 20 Dünya Ali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız. Dünyada an itibariyle Trump İran'ı kızdırmakla meşgul. Oraya geleceğiz. Önce bizim bültenlerden bazı gelişmelerin özetleri var. Onları aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin İdlib operasyonunu değerlendirdi. Askerlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile operasyonu başlattı. Dilerim bir an önce sonuçlanır dedi Cumhurbaşkanı. Ve kimse bize bu operasyonu neden yaptınız diyemez diye ekledi. Bu Amerikan elçiliğinin görevlisi avukatlarıyla görüştürülmedi falan gibi iddialar vardı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı açıklama yaptı ve iddianın yalan olduğu belirtildi. Avukatlar bugün Silivri'ye gitti ve sanıkla görüştü. 15 Temmuz ihanetinden sonra ilan edilen olağanüstü hal devam ediyor, uzatılacak ve uzatma için 16 Ekim'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bekleniyor. Ve motorlu taşıtlar vergisi son durum, zam oranı %40'tan %25'e çekildi. Ve asgari ücretli çalışanlar dilim farkı yüzünden hak kaybı yaşıyordu. Hükümet hak kaybını önlemek için torba yasaya bir madde eklendi ve asgari ücretlere biraz nefes alma fırsatı verildi. Şimdi büyük resme Donald Trump'a bakalım. Rötarlı bir Donald Trump. Yani mesela vaktinde gelmiyor, konuşmaya vaktinde başlamıyor. İşte Beyaz Saray'dan kürsüye çıktı, bağlandı. Bekleneni söyledi. İşte İran'la olan nükleer anlaşma. Amerika'nın anlaşması mı? Yok. 6 ülke daha var. İşte 3 tane yakın müttefiki var. Rusya var, Çin var. Onlar yok dursun, bu anlaşmada bir sıkıntı yok deyip duruyorlar. Donald Trump'a kim kulağını üflediyse, Donald Trump onun etkisiyle ve de bir tarihte söz vermiş işte seçim ortamında ve seçim ortamında verdiğim sözü tutmalıyım diye bu anlaşmayı yırtıp atacağım demişti. Obama yönetiminin hani yaptığı her şeyi yırtıp atmaya niyetliydi. Onun kapsamında şimdi diyor ki anlaşma iyi değil. Aynı zamanda İran'ın Orta Doğu'daki tutumlarından ve hareket memnun değiliz. İşte anlaşmaya aykırı davranıyorlar ve biz uymayacağız bu anlaşmaya. Bu arada işte az önce başlıkta da var. Nerede devrim muhafızlarını beklendiği gibi terör listesine aldı ki İran'ın bütün bunlara sert tepkisi olacağı anlaşılıyor. Donald Trump'a bakınca işte metinden okuduğu anlaşılıyor. Oradan Kuzey Kore'ye de geldi. Bir bakalım. Kuzey Kore'ye de değindi de bir onu duyalım. Beyond what they have already reviewed. By its own terms, the Iran deal was supposed to contribute to İran anlaşması bölgesel ve uluslararası barışa ve güvenliğe hesapta katkıda bulunacaktı. Ama biz Amerika bu anlaşmaya uyduk ama İran rejimi çatışma ve terör kışkırtıyor. Orta Doğu ve ötesinde İran'ın marifetlerini görüyoruz. Ve İran bu anlaşmanın ruhuna aykırı davranıyor diyor. Ve İran'ın yarattığı artan olumsuz durum sıkıntı üzerine yeni bir strateji açıklıyorum diyor. Tamam, burada yeni bir şey yok. Bize dönebiliriz. Şimdi şöyle az çok beklenen şeyleri tekrarlıyor. Anlaşmaya uymayacağız diyor. Anlaşmaya uymuyorum dediği zaman aslında anlaşma birden hop geçersiz oldu falan değil. Anlaşmanın geçerliliği sürüyor. Trump aslında burada işte seçim sonrası manevrasını yaptı da asıl meseleyi Kongre'ye gönderiyor. Kongre'den 60 gün içinde bir
siz bakın buna diyor. Yani ben görevimi yaptım, anlaşmayı iptal ettim diyecek. Önceden anlattığımız gibi. Sonra işte diyecek ki kongre yapsın. Kongrenin bir şey yapacak durumu var mı? Hayır. Kongrede yani İran'a yeni yaptırım kararı çıkması, demokratlar, cumhuriyetçiler birbirlerine girecekler. Onlar hep son derece zor konular. Hatta ve hatta Donald Trump açıklama yapmadan önce Dışişleri Bakanı Tillerson, başkan bu anlaşmayı iptal ettiğini söylemeyecek. Anlaşmanın Amerika'nın çıkarlarına aykırı olduğunu söyleyecek diyiverdi. Aslında bir anlamda Tillerson başkanın dediğine bakmayın, o anlaşmayı iptal etmiyor demiş oldu. Ama şimdi işte Tillerson'ın sözü, başkanın sözü, ondan sonra uluslararası tepki ne olacak? Onlara hep sonra bakmamız gerekiyor. Belki buradan LED'ler hazırsa bu konuya ayrıntılı da bakabiliriz. Kendi planımızda, yayın planımızda Trump nükleer haberimiz vardı. Onları açalım, onu tamamlayalım. Şöyle, şimdi nükleer anlaşma bir tane. Trump iptal ediyorum deyip kongreye topu atıyor. Kongrenin ne yapacağı belli değil ama kongrenin de bir şey yapmayarak bu anlaşmanın baltalanmasını sağlayacağı anlaşılıyor. Peki ondan sonra ne olacak? En çok İran'ı kızdıran bir nokta bu. Amerika uymadığı zaman diğerleri, diğer işte 5 ülke uyuyorum bile dese, o zaman anlaşmanın geçerliliği tartışma konusu olacak. Sonra İran'ın devrim muhafızlarını yaptırım altına alması, Trump'ın devrim muhafızlarını yaptırıma tabi tutması, o işin daha da kışkırtıcı ve tırmandırıcı tarafı. Çünkü İran'ın işte askeri yapısı içinde devrim muhafızları evet ayrı bir birim, fakat İran Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası. İran Silahlı Kuvvetleri'nin parçasını Donald Trump yaptırıma aldığı zaman, o zaman İran canını sıkmış oluyor. Zaten daha önceden bol miktarda İran açıklaması vardı. Çok sert biçimde tepki göstereceğiz dediler. Hatta Donald Trump bu anlaşmayı bozarsa ertesi gün anlaşmayı biz de fesheder, bildiğimiz nükleer yolda gideriz de dedi Tahran. Mesela Donald Trump, İran nükleer tesislerini denetleyemiyorum, giremiyorum, oralara bakamıyorum diyordu. Anlaşmada öyle bir acil durum yok. İran'da nükleer tesislerde senin işin, ne işin var? 10 sene sonra belki gelebilirsin diyordu. Böyle bir aşamada şimdi İran'ın aslında tavrı çok daha önemli. İran, tamam bu iş çöpe atıldı, ben nükleer geliştirmeye başlıyorum derse ne olur? Ya da demeden geliştirmeye başlarsa ne olur? Bütün bunlar ucu açık sorular. İngiltere, Fransa, Almanya anlaşmanın tarafları yapma demişlerdi. Hala diyorlar çünkü onlar yeni İran'ın açılımı yapacak, İran'ın ticaretle ve ihracatla yeni bir pazar olmasını bekliyorlardı. Yeni pazar kaybı yaşayabilirler. Adnan durum daha da karıştığı zaman İran'ın sert tepkisi neler yaratacak bilinmiyor. İşte İran, hatta daha önce de onu aktarmıştık. İran eğer balistik füzelerimiz konusunda bir sıkıntı varsa diye bir açık kapı da bırakmıştı. Bunu da konuşabiliriz diye. Evet, İran bir de balistik füze atıyordu, deneme yapıyordu. Donald Trump bunun da anlaşmaya aykırı olduğunu söylüyordu. Ama orada da bir gelişme yok. Ama an itibariyle Donald Trump sanki ben üzerime düşeni yaptım, feshettim deyip sanki oturacak gibi, ama sonra medya dört koldan şu an dünyayla Trump İşi bitirdikten sonra, ben görevimi yaptım dedikten sonra hayır, anlaşma iptal edilmedi diye üstüne gelirse medya, o zaman başka sonuçlar çıkabilir. Peki bu iş kime yarıyor? Herkesin ortak görüşü İsrail'i memnun etmek için Trump böyle yapıyor diyor ama İsrail bile bu konuda net değil. Yani evet, Netanyahu hükümeti Trump'ın bu şekilde İran'a tavır almasından çok memnun olabilir. Fakat yorumlar diyor ki Trump'ın bu adımı devam ettirip İsrail'in istediği gibi İran'la çatışma noktasına gelmesi çok çok zor. Başka şeyler lazım. Onun için İsrail için çatışmayacak bir Amerika'yı anlaşmayı bozmakla İsrail'in memnuniyetini sağlaması, bunlar hep ucu açık hikayeler ve İsrail'in bile memnun kalmadığı bir durumdan söz ediyoruz. Donald Trump
kağıt üzerinde İsrail'in de işine yarayabilecek bir şey yapıyor. Fakat İsrail yine memnun olmayacak gibi. İsrail içinden de bazı siyasiler bozmayın, yapmayın, bu iyi bir anlaşma demeye çalışmışlardı. Ama Amerika'nın genel gidişatını gösteriyor. Donald Trump ayrı bir pusula, ayrı bir yere gidiyor. Tillerson işte başkan öyle demek istemeyecek diye önceden içini boşaltmaya çalıştı konuşmanın. Sonra medya şimdi Şahin gibi bekliyor Trump yönetiminin içindeki aksaklıkları ve bu konudaki çelişkileri ortaya çıkartıp Trump'ın yüzüne vuracaklar, daha da sinirlendirecekler. Kuzey Kore meselesinden söz etti, orayı sonra bakmamız gerekiyor. Kuzey Kore ile İran'ı nasıl bağdaştırdı? Zaten karmaşık ve sıkıntılı bir ortama bir de bunu kattı Donald Trump. Umarız altından kalkabilir. Şimdi genel gidişata bakacaktık Donald Trump'tan önce. Türk Askeri Birliği'nin İdlib'e intikali pozisyon alması bölgede de yakından izlenmekte. Ve şu noktada konumlandırmanın aynı zamanda Afrin'i de kapsadığı ve Afrin'i de ilgilendirdiği anlaşılıyor. Afrin de dikkati çekmiş. Birliğimizin o tarafa da yönelmiş olduğu ortaya çıktı ve şu noktada görev ifa ediliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ha, bundan sonrası için başka biri kaydırmaları olabilir, onu biliyoruz. Verilen görevi yerine getiriyor askeri kol. Başka, hatta yerel yorum var, diyor ki Türk birliklerinin sayesinde, Türk birliğinin sayesinde Rus hava bombardımanı kesildi. O iyi bir şey. Dolayısıyla şimdilik İdlib'de durum normal ve sakin. Onu söyleyebiliriz. Evet. Asıl Trump konuşmasından önce UNESCO'daki oylamayı bekliyorduk. Asıl UNESCO'daki oylama daha önemli. UNESCO'nun direktörü, başkanı seçilecekti. Dün anlatmıştık. Mısır, Katar ve Fransız adaylar vardı. Son elemede Mısır devre dışı kalmış, Fransız ve Katarlı adaylar baş başa kalmışlar. Ve bu akşam o iki aday arasında son yarışma var. İkisinden birisi seçilecek. Tabii ki Katar'ın adayının seçilmesini istiyoruz, bekliyoruz. Mısır da mızıkçılık yapmaya başladı. Katar'ı işte şöyle böyle falan, eski o abluka meselesini ortaya çıkartmaya çalıştılar. Katar adayı El-Kavari seçilirse mesele kalmayacak. Amerika'da o yüzden çekildiğini zaten söylemişti. Petrol dünyasında ilginç bir durum var. Bu zaman zaman konuşulurdu. Petrol analistleri vurgulardı. Amerika'da tekrar bu konu yürürlüğe girdi. Olay şu. Petrol analistleri diyorlar ki Amerika'nın Suudi Arabistan'dan petrol alımları düşmeye başladı. Hatta son bugünkü veri var. Amerika 30 yıldır en düşük ithalatını yapmış Suudi Arabistan'dan. Amerika Suudi Arabistan'dan daha az petrol alıyor. Talep yok. Kendi petrolü var. Başka yerlerden alıyor. Şimdi Suudi Arabistan'dan Amerika'nın petrol alımı düşerken Çin'in alımı yükseliyor ve petrol dünyasında beklenti şu. Biraz daha devam ederse 1-2 yıla kadar Çin, Suudi Arabistan'ın esas ve ağırlıklı müşterisi olacak ve bugüne kadar Çin petrolü dolarla alıyordu Suudi Arabistan'dan. Çin bu iş devam ederse Suudi Arabistan'a doları bırakalım, yuan'a geçelim diyecek ve bu beklenti. Ve bu şekilde doların petrol piyasasındaki hakim rolü kenara atılmış olacak. Bu önemli bir gelişme. Zaten ülkeler olabildiğince petrol piyasasında dolar kullanmama çabasındaydılar. İşte Rusya ile Çin'in çabası vardı. Kendi aralarında takas yapıyorlar, kendi paralarını kullanıyorlar, dolara dokunmuyorlardı. Şimdi ama Çin'in Suudi Arabistan alımlarına bu şartı getirmesi Suudi Arabistan'ı çok ilginç bir noktaya getirecek. Çünkü
Suudi Arabistan işte en sağlam petrol ve Amerikan müttefiki olarak dolara bir hayli bağlıydı. Hatta doların uluslararası geçerliğini Suudi Arabistan bir anlamda sağlıyordu petrol ticaretiyle. Çünkü en son 1974 Nixon zamanında Suudi Arabistan-Amerikan anlaşması vardı. Amerika sıkı sıkı tembih etmişti petrol ticaretinde mutlaka dolar kullanacaksın diye ve oradan beri Suudi Arabistan bu sözü asla bozmadı. İtaatkar şekilde dolar kullanmaya devam etti. Şimdi Amerika ortada yok, alıcı değil, en büyük müşteri Çin. Ne yapacağız? Çin'in yuanını kullanmaya başlarız. O zaman ne olur? O zaman tahmin şu. Öncelikli olarak Suudi Arabistan da bu petrol gelirini Amerika'da, Amerikan işte varlıkları alarak, Amerikan kağıtları, hazine kağıdı ya da borsa, Wall Street kağıdı alarak sterilize ediyordu. Bu iş aksayacak. Amerikan kağıtlarına, Amerikan hisse senedi, bono ve diğer kağıtlara talep azalacak. Bunun 600 ila 800 milyar dolarlık bir gelirin Amerika'dan çekilmesi anlamına geldiği biliniyor. Stratejik hesaplama yapacaklar için sonraki 2 yıl için güzel bir soru. Suudi Arabistan yuana döner mi? Dönerse ne olur? Özellikle ki Amerika'dan 600 ila 800 milyar dolarlık bir çıkış olacağı ya da bir eksilme olacağı anlaşılırsa ve de mesela hala o zaman Donald Trump Beyaz Saray'da oturuyor olursa acaba neler olur? Belki 2 yıl son derece uzun bir dönem. Artı bir şey daha var. O 600 ya da ila 800 milyar ki bir analistin hesabı daha da değişebilir. O para Amerika'dan çıkacak ve Çin'e dönecek. Çünkü aynı durum o zaman Suudi Arabistan'ın elinde eğer bu kazasız bu süreç tamamlanırsa, kazasız da vurgulamamız gerekiyor, altını bir daha çizelim. Suudi Arabistan gerçekten kazasız şekilde yuana geçmeyi başarabilirse o zaman 600 ila 800 milyarlık bir rezerv elinde olacak, yuan rezervi. Peki o parayı nasıl harcayacak? O da Çin'e yatırarak, Çin hisse senetlerine, Çin bonolarına, Çin ürünlerine yatırarak, bu da Çin ekonomisini yükselten bir durum. Sonra da düşünüyoruz biz, Kuzey Kore acaba füze atar mı? Amerika Kuzey Kore'yi vurur mu? Donald Trump ne yapar falan filan diye. O film devam ediyor. Olay yeri Almanya. Almanya'da ilginç bir durum. Şöyle, bir daire, apartman dairesi, resim temsili. Apartman dairesinde polis çağrılıyor, falanca daireye gelin bakın diye. Niye? Muslukları açık bırakmış. Yani durdurun işte vanayı kesin. Hayır, ilgili şahıs daire sakini tam bir yıldır muslukları sonuna kadar açmış ve sürekli su akıtıyor. Peki nasıl fark etmişler? Şöyle, yakın zamanda, evvelsi gün herhalde, normal suyun akışını da engellemeye başlamış. İşte lavaboyu falan tıkamış, giderleri tıkamış. Giderleri tıkadığı zaman su akışı devam ediyor. Su işte apartmana, apartmandan binaya yayılınca en son apartman yönetimi isyan etmiş ve bu adam zaten yıl boyunca muslukları açık bırakmıştı diye şikayet etmişler. Polis geliyor, polise göz yaşartıcı sprey sıkıyor, kavga dövüş, gözaltına alıyorlar. Bir hesaba göre son bir yılda bu daire sakininin muslukları açık bırakması sonucu tam 7 milyon litre su israfı olduğu anlaşılıyor. Peki bunun faturası yok mu? Bunun faturası, su faturasını kim ödüyor diye merak ettik. Onun ayrıntısı yok. Bir yıldır bu adamın suyu açık bıraktığını biliyorsunuz da niye kimse bir şey söylemedi? İşte gideri açık bıraktığı için, gideri tıkamadığı için bir sorun olmamış. Onun için de kimse bir şey dememiş. Almanya'nın işleri, garip garip işler. Zaten ilgili şahsı da psikiyatri hastanesine yatırıp bir gözetime tabi tutmuşlar. Raporu tahmin edebiliyoruz. Sonra Tayland. Tayland'da bugün ilginç bir şey oldu. Filler, seçme filler tam bir yıl önce ölen Tayland kralının anısına saygı duruşu yaptılar. Filleri o kadar güzel etmişler ki
tam 89 saniye boyunca kral için filler saygı duruşu hem de hortumlarını protokole uygun şekilde tutarak bu şekilde durmuşlar. Herkes büyük bir ciddiyette geçen yıl ölen kralın hatırasına saygı duruşu. Tayland'ın uzun sürüyor. Bir Tayland kralı öldüğü zaman çok uzun yas tutuyorlar. Bu da o yas döneminin birinci yılı. Herhalde bundan sonra artık pek devam etmeyeceği anlaşılıyor. Tabii protokole fazla uymayan filler de olabiliyor ama bunları da bütün bu süreci yaptırmak gerçekten başarı. 89 saniye. Neden 89 saniye? Kral 89 yaşında ölmüştü geçen yıl. Onun sembolü olarak 89 saniye. Filler protokole hayli uygun davrandı. Gerçekten başarılıydılar. Şimdi büyük resme bakabiliriz. Şimdi Kerkük'te durum. Kerkük'te vilayete yönelik bir Irak ve Haşçabi harekatı var. İşte bu heyecanlı başlıklarla gün içinde duyuruldu. Sonra hemen yalanlamalar geldi ama arazideki durum gerçekten şu. Irak ordusu ve Haşçabi'nin ağır adımlarla da olsa iki noktada Kerkük'ün 10 kilometre güneyinde Taza ve Başir bölgesinde idareyi ele aldıkları ve peşmergeden buraları devraldıkları. Devralma da şu, peşmergenin orayı çatışmamak için bıraktığı duyuruluyor. Şimdi çatışmamak için mi, arabuluculukla mı, yoksa terk mi ettiler, kaçtılar mı, her şey mümkün. Böyle bir ortamda Bağdat'ın tezi sağlam. Kerkük zaten bölgesel yönetimin arazisinde değil. Ha Kerkük'te evet DAEŞ vardı. DAEŞ'la birlikte işte onlar geldi. Kerkük'ü öncelikli olarak temizlemeye çok meraklıydı Kuzey Irak yönetimi. Nedeni acaba niyeydi diye böyle bir düşünmek gerekir mi? Neden Kerkük'e geldiklerini biliyoruz. Ve orada DAEŞ bahanesiyle sonra kalıcı olmaya karar verdiler. Ve bu kalıcılığın geçersiz olduğunu Bağdat söylüyor. Ve İbadi işte dün demişti çatışmayacağız diye ama birliklerin hareketi de sürdü. Şu noktada peşmergenin hattının geriye çekildiği, Irak birliklerinin bir noktaya kadar geldiği biliniyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bölgesel yönetim çok paniklemiş. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırma gibi bir şey vardı. Irak'ın bir iç meselesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne yapsın diye sormak gerekiyor. Olacak bir şey değil tabii ki. Başka olabildiğince işte medya gürültüsü yaratma çabası var. Saldırı altındayız falan diyor. Yani merkezi idare yalnızca olması gerekeni yapıyor. Sonra işte ek birlik gönderdik, savunacağız Kerkük'ü diye. Bağdat çatışma istemiyoruz diyor. Şimdilik, ha bu arada Kuzey Irak yönetimi Bağdat ordusunu yabancı destekli diye tanımladı. Günün en mizahi sözü buydu. Irak'ta kim yabancı destekli, kim değil, kim daha çok yabancı destekli? Herhalde bölgesel yönetim bu konuda en son sözü söyleyecek taraf ama hoşlarına gitmiş yabancı destekli diye. Yerli ve milli bir yönetim olduğunu düşünüyorlar anlaşılan. O da işin kara mizah tarafıydı. Şimdi bu gelişmeler devam ederken Almanya'dan bir Dışişleri Bakanlığı açıklaması geldi. Almanya'nın bayağı bir meselesi var. Epey bir uluslararası hikaye de dönüyor ortalıkta. Fakat Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yemeyip içmeyip bu konuda yorum yapması gayet ilginçti. Diyor ki sözcü, gerilimin daha da tırmanmaması ve tarafların gerginlik artırıcı hareketlerden kaçınmasını istiyoruz. Kayıtlara baktık, başka kimse bir şey söylemiş mi diye. Almanya'dan başka bir şey göremedik. Bu ne alaka, bu ne ilgi diye gerçekten ilginç bir durum.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'a gideceğini pazar günü biliyoruz. Ondan sonra Kerkük ve devamı konusunda başka gelişmeler tabii ki yaşanabilir. Bu arada bu Haç-Şabi milisleri işte çok konuşuluyor. Onların lideri Kerimel Nuri ile, onların sözcüsü Kerimel Nuri ile medya AP ajansı konuşmuş. Orada da ender bir mülakat, her zaman onlar konuşmazlar. Orada Haç-Şabi'nin sözcüsü Barzani'yi DAEŞ'ten daha tehlikeli bir şahıs olarak nitelemiş. Çünkü diyor DAEŞ yabancıydı, Barzani Irak'ın içinden geliyor ve buna rağmen Irak'a aykırı işler yapıyor. O yüzden DAEŞ'ten de tehlikelidir. Sonra diyor ki işte bölgesel yönetimin güçleri Kerkük'ü işgal etmeye çalışıyorlar diyor. Petrolü çalmaya çalışıyorlar diyor. Bu herhalde olayı tek kelimeyle özetliyor. Bu şekilde Irak'ın toprağını kim işgal ederse hepsiyle savaşırız ve hepsini oradan söker atarız diyor. DAEŞ'la ya da başka bir grupla bu konuda bizim için bir ayrım yoktur. DAEŞ nasıl işgalciyse onlarla savaştık. İşte diğerleri de eğer bir yerleri işgal ediyorlarsa onlarla da savaşırız diyorlar. Haç-Şabi bu arada evet Irak Şiilerinin örgütü ve kim daha Iraklı denirse Haç-Şabi de yeterince Iraklı ve milli denebilir. Sonra Kerkük'ün Irak'a ait olduğunu sözcü vurguluyor. Irak derken Bağdat'a ve işte Kerkük konusunda gereken yapılacaktır diyor. Bu arada Haç-Şabi sözcüsü bir ilginç benzetme de yapmış. Şöyle diyor ki bir benzin fıçısının ya da benzin tankerinin yanında kibritle oynayan bir çocuk bu oyunu uzatır da benzin tutuşur ve patlarsa bu kimin suçu? Benzinin suçu mudur? Benzinin suçu değilse kibritle oynayan çocuğun kim olduğunu herhalde tahmin edebiliriz. Fena değil, güzel bir benzetme. Petrol tankerinin yanında benzinle oynamak tehlikelidir ve bir şey olursa benzinin suçu değildir. Katalonya'nın kaderi, bağımsızlık falan gayet havada. Pazartesi'ne kadar da mühletleri var. Siz ne yaptınız sorusuna cevap. Ne yaptınız derken bağımsız mısınız, değil misiniz? Size nasıl muamele yapalım diye İspanya Rajoy soruyor. Şimdi bu süreçte bu arada İspanya demişken İspanya'da Türkiye'nin aradığı bazı şahıslar evet gözaltına alınmıştı. Bunlar hakkında arama işte Interpol ilgili kararlar var. Yasal süreç tamam fakat bunları önce gözaltına aldılar. Sonra Türkiye'nin istediği anlaşılınca serbest bıraktılar iki kişi. İkinci kişiyi de şimdi iade etmeyeceklerini söylemişler. İspanya o konuda Türkiye'den tabii ki kötü not aldı. Katalonya'ya iade etselerdi bari o şahısları. Şimdi Katalonya'nın geleceği konusu pazartesiyi şimdilik bekliyor. Sonra olmadı perşembeye uzatacaklar. Fakat şöyle bir şey yapmaya çalışmışlar. Başbakan Rajoy partisi işte diğer ikinci grup sosyalistler, muhalefetteki sosyalistler ve üçüncü grup muhafazakarlar düzeltiyorum. Rajoy muhafazakarlar sonra sosyalistler var. Bir de işte bu gençlerin oluşturduğu üçüncü grup parti var. Üçü yeni bir anayasa yapsak ne olur diye gizlice buluşmuş. Şimdi bu haberi biraz ihtiyatla karşılamak gerekiyor. Çünkü yeni anayasa yapmak demek nasıl? Yani şimdi eski anayasa, mevcut anayasada Katalonya'nın bağımsızlığı falan söz konusu olamazdı. Peki yeni anayasa yapmak demek o zaman Katalonya'ya bağımsızlık mı verecekler? Hayır, değil. Sadece Katalonya ve benzer eyaletlerin böyle işte biz gidiyoruz demesini engelleyecek bir esnek anayasa düşünmüşler. Şimdi anayasanın İspanya'nın mevcut anayasası 1978 anayasası öyle pek sık değişen bir anayasa değil. Sırf 92 ve 2011'de iki tane küçük değişiklik yapmışlar. Orada da temel esaslar dışındaki değişiklikler. O yüzden
Anayasa hala 78'i koruyor. 78 ne? İspanya'nın demokrasisinin temeli 78 ruhuna dayanır. Franco sonrası yeni dönemin anayasasıydı. Ve orada da işte Katalonya'ya sınırlı özellik verilmişti. Ve 78 anayasası deniyor ki işte o zaman Franco'cular, komünistler, sosyalistler, hatta Katalanlar hepsi el birliğiyle oturdu bu anayasayı yaptı. Şimdi öyle bir oy birliği, konsensus oluşturmak mümkün değil. O yüzden yeni anayasadan bir şey çıkmaz. Üstelik Katalonya'yı memnun edecek bir anayasayı Madrid ve diğerleri kabul etmez. Katalonya'yı memnun etmeyecekse bu anayasa, ki muhtemelen etmeyecek, o zaman niye oynuyoruz bu anayasayla diye bir yorum var. Bütün olay ilginç şekilde bunun işte İspanya'da bir kriz var. Ayrılmak istiyorlar, ayrılamıyorlar. Merkez engelliyor. Bunun hemen bir anayasa değişikliği tartışmasına gitmesi. Fakat orada da görünüm sanki bir işte kamuoyunu yumuşatmak ve bir dikkat dağıtmak için anayasayı değiştirebiliriz diye bir lafa girip sonra bunun olmayacağını bilmek ve aynı anayasayla devam etmek. Çünkü mevcut anayasa zaten Katalonya'ya öyle bağımsızlık falan vermiyor. Aynı zamanda başka bir şey daha çıktı. Diğer eyaletler, ki sırf Basklar değil, diğer eyaletler, İspanya'nın diğer vilayetleri. Katalanların ne ayrıcalığı var? Onlara eğer taviz veriyorsanız biz de isteriz demeye başladılar. Onların da açıklamaları var. O yüzden merkezin her yeri tutması mümkün olmayabilir. Mevcut anayasayla devam edecekler gibi bir izlenim var. Pazartesi günü de Katalonya için yine uzun bir gün olacak. Bu arada pazar günü de Avusturya'da genel seçim var. Ve bu aralar Avrupa'da genel izlenim ve trend aşırı sağ, hatta faşist partilerin yükselişi Almanya'da gördük. Almanya'daki faşist parti yükselişinden sonra Almanya'dan hiçbir farkı olmayan Avusturya'da faşist partinin performansı nasıl olacak diye bir soru. Adı FPÖ, Özgürlük Partisi diye geliyor, geçiyor ama Özgürlük Partisi tabelada asıl işte aşırı sağ, hatta Nazi Partisi diye biliniyor. Çok eski marifetleri de var. FPÖ'yü ilk kez duymuyoruz. Şimdi FPÖ'nün muhtemelen ikinci parti olması bekleniyor. İkinci parti olurlarsa koalisyon hükümeti zaten çıkacak. İşte en fazla %25-27 falan oy alıyorlardı. Şu an birinci parti olacaksa işte Halk Partisi o 33 alır deniyor. FPÖ 27 alır diyorlar, fakat aşırı sağ Naziler her zaman sürpriz yapıyor. Almanya'da görüldü. Dolayısıyla 27'de kalmayabilirler. O zaman daha büyük sürpriz olur. Üçüncü de Sosyal Demokratlar. Onlar da %23 olacak. Yani pazar gününden sonra bir parçalı koalisyon mümkün. Fakat FPÖ'nün yükselişi ve FPÖ'nün nasıl bir şok yaratacağı soru işareti. Ve de FPÖ'nün başka beklentileri var. Mesela diyor ki, ben mutlaka İçişleri Bakanlığı'nı istiyorum. Ne koalisyon olursa olsun İçişleri Bakanlığı Nazilere verecek. Başka Dışişleri Bakanlığı'nı da istiyorum ama bu konuda çok fazla ısrarlı değillermiş. Pazarlık konusuymuş. Nazi Partisi İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nı istedikten sonra acaba ne olur? Avusturya'yı düşünemiyoruz bile. Sonra diyorlar ki Avusturya Avrupa'nın kalbindedir. Fakat eğer şayet Avusturya, Brüksel'e, Avrupa Birliği'ne çok fazla yetki bırakırsa ya da Avrupa Birliği Türkiye'yi üye alırsa, yine geldik Türkiye'ye, nerede bir Avrupa'da aşırı sağ faşist parti varsa dillerine mutlaka bir Türkiye'yi doluyorlar, iki mültecilere doluyorlar. Türkiye'ye de bu şekilde bulaşmış durumdalar. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi halinde, tekrar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi ya da Avusturya'nın Brüksel'e, Avrupa Birliği'ne çok fazla yetki vermesi halinde Avusturya referandum istiyor. FPÖ Avusturya'da referandum istiyor. Ne referandumu? Avrupa Birliği'nde kalalım mı, kalmayalım mı? Niye? İşte Türkler de geldi,
Brüksel'de de çok fazla yetki var. Biz acaba Avrupa Birliği'nden ayrılsak mı diye referandum yapılmasını istiyor bu FPÖ partisi. Aslında fena fikir değil. Yani biz Avrupa Birliği'ne girebiliriz. Avusturya bu sayede eğer çıkmak istiyorsa Avrupa Birliği'nden çıkabilir tabii. Bizce bir sakıncası yok. Hatta çıkması yönünde destek de veririz. O yüzden ilginç bir senaryo olur. Türkiye içeri, Avusturya dışarı. Ama şimdilik önce bir pazar olması gerekiyor. Sonra bir sandıktan ne kadar çıkacaklar onu anlamak gerekiyor. Sonra da işte koalisyon hükümeti falan onlara da bakarız. Bu go-kart geleneği diye geliyor. Fakat go-kart demek ki kesmemiş. Macera severler Rio'da, Brezilya'da bir yarışa çıkmışlar. Onun görüntüsü daha ilginç. Arka tekerlekler go-kart tekerleği. Ön bir tane tekerlek var. O da bisiklet tekerleği. Üç tekerli bisiklet. Fakat bu üç tekerli bisikleti önce Brezilya'nın gayet dik yokuşlu bir karayolunda yarış olarak çıkartmışlar. Fren görüldüğü gibi pek yok. Zaten pedala da basmıyorlar. Ayaklarını yere sürerek denge bulmaya çalışıyorlar. Taban freni diye geçer bazı noktalarda. Koskoca adamlar üç tekerlekli bisikletle evet çok hızlı ve görüldüğü gibi rotadan çıkıp çarpışma ve pist dışına çıkma olayları da yaşanıyor. Neymiş? Heyecanmış. Aferin dedik. Kaç kişi tamamladı? Epey başlamış da zayiat da fazla. Peki bir özellik? Özellik yok. Ön taraf işte çocuk bisikleti tekerleği. Arka tekerlekler go-kart. Denge pek yok. Ayakkabılarının altı sağlam olan kazanıyor. Brezilya'da yeni yayılıyor dediler. Bunu da herhalde dışarıya pazarlıyorlar. Demin duydum bilmiyorum Brezilya futbol oynasa daha iyi olacak. Üç tekerli bisiklet falan Brezilya'yı bozar. Avrupa Birliği'ni de bozan bir durum Brexit. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması çok oldu. Çıksınlar hadi artık yok değil. Şöyle 5. turu yapılmış görüşmelerin. İlk 4 turu atlamışız demek ki. Fakat 5. turda gerçekten İngiltere'de o kadar büyük gürültü çıktı ki kötü bir şeyler olmuş. Ne olmuş? Avrupa Birliği Nuh diyor, başka bir şey demiyor. 100 milyar istiyor. Pazarlığın ilk aşaması şu. İngiltere bize 100 milyar euro vermeyi kabul edecek. Sonra biz konuşacağız. Bu İngiltere'yi hayli gelmiş durumda. Aynı zamanda görüşme ekibinde de sıkıntılar var. Hükümet ne yapıyor, ne ediyor? Bir strateji var mı, yok mu? Bu arada hükümette İç çatışma olduğunu işte Boris Johnson'ın Başbakan May'i yemek üzere girişimler yaptığını fakat tam da inmesini istemediği karışık hesaplar vardı. Bütün bu ortamda Avrupa Birliği'nin neşeli Başbakanı Jean-Claude Juncker bir konuşma yaptı ve çok ibret verici şeyler söyledi. Avrupa'nın geleceği açısından da güzel bir perspektif verdi. Güzel derken o da tırnak içinde güzel. Şöyle Juncker diyor ki evet, İngiltere 2. Dünya Savaşı'nda bizi geldi kurtardı. Amerika ile birlikte çok büyük katkıları var. Alman işgalindeyken biz İngiltere ve Amerika sayesinde kurtulduk. Fakat teşekkür ediyoruz ama her durumda İngiltere birlikten çıkarken faturayı ödemek zorunda. Hatta başlık da atmışlar. Savaş için çok teşekkürler ama parayı da ödemeniz gerekiyor çıkışta. Şimdi çıkışta para ödeme meselesi hayli zor bir durum. İngiltere'de öyle 100 milyar falan yok ve karşılığında başka bir şeyler istiyor. Avrupa Birliği de diyor ki hayır çıkmak isteyen sizsiniz. Dolayısıyla hem çıkıp hem taviz falan bunlar olacak şey değil. O yüzden Bayan May zor durumda. Juncker demiş İngilizlere karşı hiçbir kötü
düşüncem, duygum yok. İngilizlerden nefret etmiyorum. Hatta İngiltere'nin Avrupa'ya getirdiği birçok şey için bizim İngiltere'ye şükran duymamız gerekir. İşte savaş sırasında getirdiler, savaş öncesinde getirdiler, savaş sonrasında getirdiler diye orada biraz komiklik yapmış ve salon kahkaha atmış. İngiltere'yle de hafif dalga geçiyor. Sonra bir benzetme yapmış. Juncker'in pek ayık durmadığı bilinir. O yüzden herhalde zihni de oraya gitti. Şimdi diyor ki, şimdi bir barda oturuyorsunuz. 28 tane arkadaşınızla birliktesiniz. Herkese benden içki dediniz. Evet. Sonra onlar içkilerini bitirmeden hadi ben gidiyorum diye çıkamazsınız diyor. Hesabı ödemeniz lazım. Ve bunu Avrupa Birliği'nin başbakanı İngiltere'ye gayet inili şekilde söylediği için bu konuşmanın İngiltere'de ağır yankıları olduğu biliniyor. İntikam peşinde değiliz diyor. Brexit dediniz, onun için Brexit'in kurallarını uyguluyoruz diyor. Bundan sonrası için, yani bundan sonra işte Euro'ya devam edeceğiz diyor. Euro bizi başka savaşlardan korudu diye bir yorumu var. Euro'ya hala sadakatle bağlı. Öte yanda savunma sanayine değinmiş. Asıl Juncker'in bu sözü Brexit dışında daha da önemli. Diyor ki Avrupa'da 17 model değişik tank var, savaş tankı. Ve bütün bunlara ayrı ayrı para harcıyoruz. Halbuki Amerika'da bir tane model var. Yani Avrupa'nın bütünleşmesini savunma sanayine bağlıyor ve savunma sanayi üzerinden tek tanka gidelim. 17 tane tank da nesi diye bir başka yorum getiriyor. Bu konunun Brexit'le alakası yok. Onun için ilginç. Sonra o kadar çok helikopter üretiyoruz ki askeri helikopter, askeri helikopterlerimizi üreten çok alıcı yok diyor. Dolayısıyla askeri helikopter ihraç etmek için bir sıkıntısı var Avrupa Birliği'nin. İki, savunma sanayinin bir başka boyutu. Sonra bunun dışında başka bir şey söylememiş ama 17 tank var. Bizim de tek tankımız olsun vurgusu ilginç. Ne yapacak tankları Avrupa Birliği? O da ayrı soru. Obezite. Estetik falan sorun değil. Doğrudan sağlık sorunu ve her taraftan hafta boyunca değişik haberler geldi. Mesela son gençlerin ve 18 yaş altı çocukların son 10 yılda daha da kilo aldıkları ve artık obezitenin gençler ve çocuklar arasında kural haline geldiği konusu, bu sağlık uzmanlarını dehşete düşürüyor. Çocukların obez olması bir dizi toplumsal sorundur. Bunu nasıl önleyeceğiz diye soruyorlar. Başka 2025 diyor ama öyle 2025 şöyle dağın ardı değil. Yalnızca 7 yıl sonrasından bahsediyoruz. Diyorlar ki obezite öyle bir noktaya geldi ki artık dünyanın büyük ülkeleri, aşağı yukarı bütün ülkeleri, büyük de değil, Brezilya ve Mısır'ı da katmışlar. Hepsi sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü obezite kaynaklı sağlık sorunlarına harcamak zorundalar. Ve bu trilyona ulaşmış durumda. Yalnızca obezite kaynaklı hastalıklar ve diğer sağlık sorunları için küresel olarak 1.2 trilyonun harcanması gerekiyor diyor araştırma. 1.2 trilyonu harcayınca bu kadar hasta, obez kişi sağlığına mı kavuşacak? Hayır, değil. Aksine işte hayatlarının son kısmını biraz daha belki iyi geçirecekler diye de bir yorum var. Nedir? Obezite, şişmanlık dediğimiz olay ve sigara şu an dünyanın iki büyük sağlık sorunu. Çünkü sigara ve şişmanlıktan bakın neler oluyor. Kanser, kalp hastalıkları ve kalp krizleri, beyin kanamaları, şeker, diyabet ve bu artık ayrımsız bütün toplumlarda yaşanıyor. İşte Amerika önce gidiyordu, Amerika çok obez falan. Hayır, artık Amerika'da teker Amerika'da değil, Mısır, İngiltere, Avustralya, Meksika, her yerde obezite sorunu aşmış durumda ve Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer vicdanlı sağlık kuruluşları
Diyorlar ki buna bir çare gerekiyor. Bunu ne dünya ekonomisi kaldırabilir, ne dünya toplumları kaldırabilir. Çünkü tekrar önlenebilir hastalıklar bunlar. Kanser, kalp krizi, diyabet ve beyin kanamaları sağlık sistemini kilitleyen gereksiz hastalıklardır. Onun için dikkat edelim. Bu rakamlar bizi de ilgilendiriyor. Sigara ve obezite. Robot yapıyorlar. Robotları işte insana uygun ya da insan gibi davranışa eğitmeye çalışıyorlar. Zeka, yapay zeka, robotların başarısı. Bir de robotlar için en büyük sorun insanı öğrenmek. İnsanı da nasıl öğretmeye başlamışlar? Robotlara dans etmeyi öğretirsek insanı daha iyi anlarlar diye bir çalışma. Bu çalışma sonucu Avustralya'da bilim insanları robotla birlikte dans ederek insan hareketini robotun anlamasını, kaydetmesini ve öğrenmesini sağlamaya çalışıyorlar. Müzik varsa bunu müzikte verebiliriz. Yok, peki. Müziksiz nasıl dans ediyor onu da peki bilemedik. Şöyle, evet profesyonel dansçı hanımefendi. Kas hareketleri, eğim ve elini ve ayaklarını nasıl kullandığını yoğun şekilde robotun gözetimine bırakıyor. Robotun bütün bu hareketleri okuyup değerlendirmesi bekleniyor. Sonra nasıl sonuç çıkaracak açıkçası onu bilmiyorlar. Ama şu noktada robota insanı öğretme çabası bu dans figürlerinden geçiyor. Robotun bu figürleri tekrarlaması açıkçası beklenmiyor yalnızca. İzlemesi gerekiyor. Dansa henüz robotu davet konusu gündemimizde yok. Bu kadarmışız. Süremiz dolmuş. Halbuki size hafta sonu için bir dizi panda görüntümüz vardı. Peki 30 saniye verelim. Hadi pandaları o kadar işte Kuzey Kore panda, nükleer panda deyip zor durumda bırakıyoruz. Panda camiası diyor ki biz nükleer değiliz, sevimli yaratıklarız. Onun için iyi pandalar da var. İyi panda camiasına hürmeten bu görüntüleri paylaşmamız gerekiyordu. Kuzey Kore'deki panda başka yaramazlıklar yapıyor ama asıl panda bunlar. Ve de bu pandalar nükleer savaşa da karşı. Pazartesi görüşeceğiz. Hoşçakalınız.